arkadaşlar, herkese selam. Bugün cumartesi. Bit pazarına gidiyorum. Genellikle ufak tefek şeyler almak için gidiyorum bazen. Bugün de şöyle gideceğim, bir küçük bir tripoda ihtiyacım var. Onu alacağım. Az önce Teknopolis'ten geçtim de ya, tripodlar biraz şey, artık eskisi gibi değil, biraz büyümüş, biraz elektronikleşmiş. Bu yüzden biraz parası da fazlalaşmış. Gerek yok. Ben o kadar çünkü profesyonel videolar çekmiyorum. Öyle hayat tarzı tadında bir şeyler çekiyorum. Bu yüzden çok pahalıya kaçmama gerek yok. Daha önce bu bit pazarının ben aslında videosunu atmıştım. Yani özellikle çekmek için atmadım ama bir geziye giderken onu da araya sıkıştırıp atmıştım. Onun da linkini yukarıya bırakırım. İzlemediyseniz onu da izleyin. Çok çeşitli şeyler var çünkü. Genellikle buradaki insanlar ikinci el eşyaları değerlendiriyorlar. Çünkü her şey var. Araba jantından tutun eski müzik setlerine kadar. Ya da giyim, kuşam, yiyecek, içecek. Ondan sonra bisiklet. Yani her şey var. Çalıntı mı diye sorarsanız bilmiyorum. Ama vardır içinde çalıntı olan. Bir şey diyemem ama yani belki de milletin eski şeylerini atmasıyla alakalı bir şeydir. Onu bilemem. Şimdi burada genellikle hani insanlar hani fakirlikten değil de ufak tefek şeyleri sıfır bulamıyorsun bile bazen. Bulsan da gerçekten de fiyatlar çok fahiş. Yani Bulgaristan'da da çok ucuzluk falan yok yani. Şimdi burası da Avrupa Birliği'ne girdikten sonra ya şimdi anlatacağım ama şey olarak gelmesin, yani aşağılık görüyormuşum ya da hor görüyormuşum gibi değil. Var olan gerçeği anlatacağım. Avrupa Birliği'ne girdikten sonra tabii insanlar hafiften, yani Bulgaristanlılar özellikle, hani zaten fakir bir devlet olduğu için Avrupalılıkla tanıştılar. Yani modeli düşük, segmenti yüksek arabalar aniden onlara çok ucuz gelmeye başladı. Tabii modern hayata ayak uydurmaya başladılar. Bu modern hayata ayak uydurduktan sonra modern hayatın ihtiyaçları, araç gereçleri de buraya gelmeye başladı. Bu potansiyeli gören fırsatçılar da bunlara yüksek fiyatla vermeye başladı. Onlar da bunu elde etmek istedikleri için de sürekli bir alışveriş çılgınlığı burada da oluştu. Böyle oluşunca gelir giderin önüne geçti. Gelir giderin önüne geçince ne yaptılar? Bu Türkiye'deki gibi burada da bayağı bir alışveriş kredileri. İşte ondan sonra ihtiyaç, ev, araba kredileri çok rağbetli olmaya başladı. Ama insanlar tabii bunları çektikten sonra ödeneceğini de biliyor. Ve kanımca birçoğu ödeyemedi. Şimdi böyle olunca ve yine arz talep meselesi yüksek olunca burada şöyle bir şeyler oluşmaya başladı. Easy Credit. Yani ne oluyor bu da? Yasal tefecilik. Evet. Yasal tefecilik. Bankaya borcu var. Ama bir şekilde de para yine alması gerekiyor. Yine parayla dönmesi gerekiyor. Burada ne yapıyorlar? Easy Credit'e gidip başvuruyorlar. Oradan günü kurtaracak meblağlar çekiliyor. Zaten bildiğim kadarıyla Easy Credit'ler öyle yüksek meblağlar değil de 10.000 lira kadar veriyorlar herhalde. Ya da daha düşük, her neyse. Şimdi insanlar ay sonunda paralarını yetiştiremedikleri zaman bu
yasal tefecilere gidiyorlar. Çünkü onların faizleri bankaya göre çok yüksek. Oradan kredi tadında günü kurtaracak paralar çekiliyor. 100 def çekiyorsa diyor işte maaşımı aldığında ay sonunda ödeyeceğim. Orada hani Easy Credit'te illaki şöyle şöyle bir taksitlenme sistemi yok. Yani ödeyeceğin zaman ödüyorsun. Faizini o kadar az işletiyorlar mesela. Ama yüksek işletiyorlar. Bu yüzden yüksek meblağlar çekmiyorlar insanlar oradan. Ama tabii Easy Credit'ler hani dedim ya yasal tefeci diye bankalar gibi değiller. Bazı insanlar onları da ödeyemiyor çektikten sonra. Ödeyemeyince ne oluyor? Taciz başlıyor. Şimdi benim gördüğüm şey vardı. Easy Credit'ten sanırsam bir hanım ablamız kredi çekmiş. Ödeyememiş. Binanın girişine afiş gibi bir şey asmışlar. Kadını resmen ifşa etmişler. Hiç hoş bir şey değil. Ben de işe gidiyordum. Elimde kahve bardağı vardı. O kahve bardağındaki kahveyi o kağıdın üzerine döktüm. Soydum onu. Çıkarttım o piyasayı. Şimdi bu tarz şeylerle ilgili beni uyardılar. Yani Easy Credit'lerden elinden geldiğince uzak dur dediler. Arada Bulgaristan'daki ilk kredimi çektim ben. Bir televizyon almam gerekiyordu. Aslında ben nakit almak için gitmiştim. Ama oradaki abimiz eğer burada hani hiç skorun yoksa istersen kredi çek. Onu gününde öde. Bir kredi puanın olsun. Daha yüksek kredi çekmen gerektiğinde daha kolay çekebilirsin dedi. Mantıklı geldi bana da. Hani krediyi çektim ben. 2 ayda onu bitirdim zaten. 100 leva ödemesi vardı. Faize bile işleyemedi. 6-7 lev faiz kondu. Ödedim çünkü hemen onu. Faize bile giremedi doğru düzgün. Şimdi bu sefer de daha yüksek krediler için önün açık oluyor. İhtiyacın olduğunda çekersin. Ki yavaş yavaş kredi puanı da oluşuyor. Buraya da yavaş yavaş adapte de oluyorum zaten. Hani ben biraz acele etmişim herhalde adaptasyonla ilgili. Çünkü Bulgaristan insanları dışarıya pek sıcak değiller ya da bana mı öyle geliyor ne bilmiyorum ama özellikle hani Türk Bulgaristan Türkleri, daha önce Bulgar Türkleri dediğim için bayağı bir linç yemiştim, bu yüzden biraz daha dikkat edeyim. Bulgaristan Türkleri insanlar biraz daha mesafeli bakabiliyorlar arkadaşlık yönüne. Özellikle kadınları, evliyse bile selam veriyorsun ve hiçbir şekilde selamını almıyorlar bile. Erkeklerin ne mal olduğunu biliyorlar aga. Yani selam verdiğin zaman onların bu işi hayra yorabileceğini bildikleri için bence bunu yapıyorlar. Doğruluğu tartışılır. Artık bilmiyorum hani nasıl olur ama insanlar da yavaş yavaş bana alışıyorlar. Çünkü Bulgarca bilmiyorum ve bunu oturduğum muhitte artık anlamaya başladı. Bilmiyorum aga. Sizi öğrenin Türkçe diyorum yani. Ne yapayım? Bulgarca zor bir dil. Bu arada nereye geldim ben? Geze geze Schumann School üniversiteye gelmişim. Evet. Bu arada 2022'nin son günü bugün. Bu gece 2023'e basacağız, gireceğiz inşallah. Basmak nedir ya? Gireceğiz inşallah. Bir tutlama varsa gideceğim anasını satayım. Evde otur nereye kadar? Güneş de tam bana vuruyor. Ben de hep böyleyim aga. Ne zaman çeksem mutlaka güneş gözümün bebeğimi içine doğru işler. Neyse, böyle. Dediğim gibi 2022'nin bu son gününde böyle kredi işlemleriyle ilgili de küçük bir bilgilendirme vermek istedim. Yani buraya geldiğinizde ya da buraya yerleşmeyle ilgili bir planınız olduğunda önce küçük bir kredi çekin. Veriyorlar. Özellikle özel bankalar veriyor. Zaten burada Teknopolis diye bir alışveriş merkezi var. Elektronik alışveriş merkezi. Yani bilgisayarından saat, işte ondan sonra
televizyon, her şey var. Buzdolabı, çamaşır makinesi. Küçük bir şey alın. Yani baktığınız ihtiyacınız var. Mesela atıyorum bir tost makinesine ihtiyacınız var. Ya da bir televizyona ihtiyacınız var. Böyle küçük şeyleri, 200-300 levalık şeyleri orada zaten sırayla dizili duran bankanın şeyleri var, çalışanları var. İşte bazıları Türkçe de biliyor. Ben Türkçe bilenin yanına gitmiştim. Hiç dil bilmiyorsanız diye diyorum. Onların yanına gidin kredi kullanmak istiyorum diye. Sevinirler. Gelirler. Böyle 200-300 levayı özel bankalar veriyor hemen. Burada özel bankadan kastım. Burada bir bank DSK var. Ondan sonra OBB bank var. Bir de combination'ı ne, competition'ı ne öyle bir banka var. Onlar devlet bankası. Diğer bankalar özel banka oluyor. Yani TBİ bank. Ya bilmem işte öyle. O üç bankanın dışındakiler özel banka. Bulursunuz da zaten. Unuttum anasını satayım. Hepsinin tuhaf isimleri var zaten. Oradan kredi çekersiniz. Hemen veriyorlar zaten. Ufak ufak başlarsınız. Daha tatlı olur gibi geliyor bana. Neyse. Ben de yavaş yavaş geldim. Köstekleri gidiyorum. Birader buradaki ne asfaltı denmiş ya. Ağaca bak ya. Be. Şehir merkezine geldim zaten. Bir bakacağım bakalım ne var ne yok. Akşama bir süsleme püsleme var mı? Ona göre yılbaşı kutlama videosu da çekeceğiz inşallah. Artık başlayalım değil mi? Biz de artık Allah'a şükür beli doğrultmaya başladık. Yavaş yavaş her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Bu uzun aradan sonra 2023'ün ilk videosu olacak. Çünkü 2023'te izlersiniz siz artık bunu. Devamını getireceğiz inşallah. Havalar da çok sıcak geçiyor mübarek. Kalın kalın şeyler giyiyoruz ama çok da gevzeyim ha. Konudan konuya atlıyorum ama. Yani ben böyle hayal etmemişim bir Balkan ülkesini. Yılbaşına soğuk ve kar yağışı altına gireriz diye düşündüm. Ama şu güneşe bak, yazdan kalma bir gün sanki. Sıcak bir de. Terliyorum yani şu anda. Neyse. Korkmayın lan korkmayın. Ben. Hava kuru ve inanılmaz soğuk. Bu yüzden böyle giyineyim dedim. Şu anda Şumen merkeze doğru gidiyorum. Bu gece yılbaşı gecesi. Yılbaşına 1,5 saat kaldı. Buralarda ses yok ama. Ama çok uzaktan yöresel müzikler sesi geliyor. İnsan yok, insan. Ya hepsi evinde, kutlama yerlerinde. Saat şu anda 22:50. Yani 1 saat kalmış. Yetişebilirsem aşk olsun. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Evet. Ben de bu sesi takip ediyorum şu anda. Yeah.
Gerçekten savaştı. Уважаеми съграждани, изпращаме още една нелека година, независимо от трудностите, през които трябваше да преминем, заедно успяхме да се справим и да направим Шумен нашия град по-красив и желан дом. Вярвам, че всеки от вас е имал своите малки победи на община Шумен. Hala patlamalar sürüyor. Yılbaşına girdikten birkaç dakika sonra çıktım ben hemen. Şahsen ben şunu söyleyeyim, hiç beklediğim gibi böyle güzel bir organizasyon değildi bu. Yani küçücük bir alana birkaç kişi, birkaç yüz kişi sığmaya çalışmış. Ya fena değildi yine. Türküler, yerel türküler, oyunlar falan. 22 de böyle geçti. 23'e Allah kerim. Fazla durmak istemedim ben çünkü hava çok soğuk. Orada tabii vodkayı, rakıyı götürenlerin içi ısınmıştır ama ben de bir şey yapmadım. Şimdi eve gidiyorum. Giderken bir kapanış videosu yapayım dedim. 2023'ün herkes için umut dolu, neşe dolu, savaşsız, dertsiz, tasasız geçmesini dilerim. Kendinize iyi bakın. 2023'te bomba gibi geliyoruz. Takipte kalın. Hoşça kalın.